Harbi taraftarı merhaba, Fenerbahçeli hoş geldin. Maç adamı videosuyla karşınızdayım. Evdeyim, bugün pazar biliyorsunuz. Şimdi çok fazla da böyle geyik yapmadan akşamki maç hakkında birazcık konuşalım. Birkaç kardeşim bana tweet atmış, maçın taktiğini yapıyorum biliyorsunuz. Abi sadece Volkan hariç dedi. Bütün dedi kadroyu bilmişsin, bulmuşsun dedi. İçeriden dedi bilgimi sızdırıyorlar sana falan. Keşke öyle bir şey olsaydı da tahminen yürüttük. Tahminen de genelde kadromuz aynı çıktı. Şimdi maç başladığında seyirci inanılmaz kalabalıktı. Yine üzerimizden düşen görevi yaptık. Ama bekledik ki hatırlayın, Zenit maçında inanılmaz bir futbol oynadık. Şahane futbol oynadık. Zaten onun vermiş olduğu bir özgüvenle dedik ya. Konyaspor maçı zor olacaktı. İyi koşan bir takımdı. Fizik gücü yüksekti. Bir de savunmayı çok böyle kalabalık ve dolu dizgin yapan bir takımdı. Nitekim de öyle oldu. Maça iyi başlayamadık. Hadi dedik bir toparlanır. Zayt'ı gördük. İlk defa Fenerbahçe forması giydi. Ben Zayt'tan memnunum. İlk maçıydı. Daha takıma fazlasıyla alışamamış, bazı pozisyonlarda gördünüz. Küçük eniştenin yaptığı ortalarda ya bir adım geç kaldı ya da bir adım erken gitti. Bir şutu vardı. Serkan da iyi çıkardı. Bir türlü galibiyet golünü bulamadık. Yavuç'un pozisyona bakalım. Akşam ben baktım. Tabii maçta anlayamadık. Yani sağdın baldırından bir yerine bastı. Kırmızı kartlık pozisyondu. Verilebilirdi, verilmeyebilirdi. Bir de şunu da söyleyeyim. Şikritel'in o pozisyonu var. Hangi oyuncuydu bilmiyorum. Böyle bacağına tam böyle kaval kemiğini baya baya basmış. Sarı kart diye tahmin ettim ben. Sonra baktım. Yani bariz Şikritel'in de kırmızısı vardı. Bizim de kırmızımız verilmemiş. Yani hakemlerin adil olması lazım. Bir de Jason'un pozisyonu bana göre penaltı. Kimilerine göre penaltıdır ya da değildir. Ama tam kafa yapacakken şöyle itiyor. Siz de gördüğünüz bir şeyler oluyor. Artık hakem Fırat Aydınus niye vermedi? Orasını bilemiyoruz. Zaten golü de offside vardı. O da doğruydu. Şimdi gelelim maçın analizine. Teknik direktörümüz Ersun Yanal oyuncu değişikliklerini hep belirli bir dakikalarda yapıyor ve yanlış oyuncu tercihlerinden sonra Fenerbahçe yine 10 kişi kalmış Konyaspor'a karşı bir veya iki tane atak sergiledi. 10 kişi kalan bir takımda ne yaparsın? Ayağında top tutan bir oyuncu olur. Ya da Jailson'la Moses yoruldu diye bakıldı. Ama adamların işi bu. 60-70 dakika oynayacaklarsa bu adamlar, tamam belki de fizik güçleri daha şu an alışkın diye çok koştular. Çok yorulsalar bile Moses, Jailson, belki de alınabilecek Ferdi, Mehmet Topal değişikliğiyle Slimani'yi çıkartıp Ayew'i forvete alabilirdin. Slimani'ye de döneceğiz birazdan. Oyuncuları çıkardıktan sonra ne dikine gidebildik, ne adam akıllı pas yapabildik. Hep ya sağdan ya soldan gelmeye çalışıyoruz. Ortadan bir türlü gitmiyoruz. Yani Ersun Hocam şunu söylemiyor mu? Tabii ki de söylüyordur da. Bir takım hiç uzaktan şu denemez mi? Yani hep sağa, hep sola. Tamam, kanatlarımız ortadan çok daha iyi, farkındayım. Ona göre oynamamız lazım da. Ya kardeşim, dikine gidecek bir Moses vardı. Jailson gidebilirdi. Zayt bana göre çıkmayabilirdi. Yani bir iki pozisyonda da bir ara pas atılabilirdi. Kaleye bir şut, belki alınacak bir faul. Zaten Slimani gördünüz, bizi 10 kişi oynattı. 7-8 tane faul. 4 tane offside. Yani bu kadar gereksiz bir futbolcu ben daha da görmedim. Hadi dedik Zenit maçında attı. Kendini bulsun, oynasın, onun maçı olsun dedi. Maçın adamını Slimani seçmiştim. Performansından dolayı değil, attığı golden sonra kendini bulur dedim ama kendini iyice kaybetmiş. Ya bu arkadaş, yani o kadar çok sinirlendim ki yine hak veriyorum hepinize. Yine Slimani şu ana kadar Fenerbahçe tarihinin gördüğü en kötü golcü. Golcü bile değil yani, en kötü futbolcu. Buna nasıl bu kadar Ersun Hocam 90 dakika dayandı anlamadım. Zaten 10 kişi kalmış bir Konyaspor var. Çıkar Mehmet Topal'ı. Ondan sonra al Ayew'i, Slimani'yi de çıkar ortaya. Yine Ferdi, hadi Ferdi'yi almasan bile değişikliklerini yap, fazla çıkarma. Oynat onları. Al forvete Ayew'i. Ayew yemin ediyorum Slimani'den daha da fazla iş yapar. Takım maç mı seçiyor? Neler oluyor, neler bitiyor hiç bilmiyorum. Yani son 2 haftadır lig maçında iyi bir performans sergilemiyor. Dün de 10 kişi kalan Konyaspor'a karşı bir varlık gösteremedik. Bakın emin olun Konyaspor 11-11 olsalardı bizi yenebilecek güçtelerdi. Devamlı biz orta yapıyoruz. İşte istatistiklere bakıyoruz. 40 tane orta var. İşte 7 tanesi başarılı olmuş. Ya arkadaş, zaten kafa vuran bir forvetimiz yok.
50 tane de orta atsan ne amacı var? Yani sebebi neydi ki bunun? Slimani vuramıyor. Zaten fazla uzun boylu futbolcumuz yok. O zaman ne yapacaksın? Bunu aciz bir taraftar olarak, ben sadece maçları izleyen bir adam olarak ve siz de aynı yorumu yaptınız maçı izlerken, yerden oynamak varken hala yüksek top oynamanın mantığı ne? Ersun Hoca'yı seviyorum. Her zaman arkasındayım, destekliyorum. Bu bize kaybettirdiği ikinci puandır. Yaptığı oyuncu değişiklikleri, hamleleri, biz Ersun Hoca'dan bunu beklemiyoruz ki. Dün de çok diyenler vardı. Abi işte Agüero mu vardı da forvete alsın diye. Arkadaş yoktu da. Ayıbı çekebilirsin. Hamle oyuncularım var. Yedek kulübemiz zengin değil. Eyvallah biliyorum. Çıkarma ama. Mehmet Topal'ı çıkar. Mehmet Topal'ı çıkar. Zaten takım 10 kişi. Mehmet sağa sola veren bir adam zaten. Çıkar onu. 10 kişi kalmışsın. Yüklen. Golü bulmaya çalış. Ersun hocamın yine yaptığı hatalar düzelecektir. Yavaş yavaş bir katkıları oldu ama benim şu ana kadar beklentilerim karşılayamadı. Katılırsınız, katılmazsınız. Onu size bırakıyorum. Oyun değişikleri yanlış. Verdiği bazı taktikler yanlış. Ve hep bir 65-70'ten sonra oyuncu değişikliği yapıyor. O saatten sonra oyuncu değişikliği yapsam ne olur? Yani oyuna giren Alper. Kaç maçtır futbol oynamayan bir Alper var. Bu Alper sevdası nedir hocam? Tamam, Alper'i seviyorsun. Eski öğrendin. Ta Eskişehir Spor'dan. Eyvallah. Seviyorsun. Alper'i biz de seviyorduk da. Alper bu sene zaten hiçbir katkısı olmamış. Uzun zamandır da maçı eksiği olan bir Alper. Neden oyunu aldın ki? Ayıbı alabilirdin. Önce değişikliği. 90 dakika Slimani'ye dayanmak, kazanmak istiyorsun Slimani'yi. Hocam eyvallah ama Slimani'yi kazanmak istiyorum derken Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlar ne olacak? Her zaman diyoruz isimler Fenerbahçe'den üstün değildir. Slimani'yi kazanmaya çalıştın. Olmuyor. Bu saatten sonra artık olmayacak. Çek kıza babacım Slimani'yi. Oynat. Ayeli forvette oynat ya. Kanatlara da küçük genişliği koy. Dirar oynasın. Yani seçeneğin alternatifim var ki Ayer emin olun Slimani'den çok daha iş yapar. Slimani'den de kafasına da bitirmiş. Abuk subuk işler yapıyor. Ayer'in de o daha tünele gitmeden böyle bir goy goy yapma tripleri. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı bu kadar üzülürken maç bittikten sonra abuk subuk triplere girdiği zaman biz de haliyle sinirleniyoruz. Bir de Ersun hocamızın basın toplantısındaki o ufak ayrıntıya takılmışsınız arkadaşlar. Hani şaka yaptı diye, tamam hocamız üzgündür ama orada da bir toplantı halinde de espri yapacaktır. Buna fazla takılmayın. Hocamızı ben çok seviyorum. Sevdiğimiz futbolcularımız da var. Ben inanıyorum, destekliyorum. Bu yanlış kadro tercihlerini, oyuncu değişikliğini ve maçı bazı durumlarda okuyamamış olması beni gerçekten şaşırttı. Çok beklediğim bir üst düzey şeyler daha halen olmadı. Kalite eksiği var. Kadromuz o kadar daha da iyi değil. Sağlık olsun diyelim. Ya komple bir Fenerbahçe dün kötüyü oynadı. Maçın adamı kim diye soracak olursanız şöyle düşünüyorum. Bakıyorum da böyle aman aman kimse bir top oynamadı. Yine vasat bir futbol vardı. En hazır, en istekli oynayanlardan biri Dirar'dı. Sadık biraz daha performansıydı. Şikritel'in o yaptığı hata olacaktır. Futbol zaten hatalar oyunu. Böyle bakıldığında Jailson yine iyiydi. Moses oynadığı süre zarfındaydı. Zayt'ı beğendim. İlerleyen zamanlarda bize çok faydalı olacak. Aklıyla oynayan bir futbolcu. Dikine gidiyor. O şutu zaten güzeldi. Serkan'da diyecek bir şey yok. Serkan da çok kaliteli bir futbolcu. Konyaspor'u da tebrik ediyorum. Yorulmadılar. Oyun disiplinden kopmadılar. Tamam 9 kişi defans yapmış olabilirler. Fizik güçleri yüksek. Serkan bayağı kaliteli bir kaleci. Arkadan bağırdık çağırdık Serkan'a ölüm kalın maçı oynuyorsun diye. Serkan hep böyle iyi bir kaleci. Sağlık olsun diyoruz ama maçı kazansaydık çok iyi olurdu. Benim yine düşüncem bu maç yine Ersun hocamıza yazar. Tabii ki de ben yine desteğimi esirgemeyeceğim ama eleştireceğim de. Sizlerle de dün konuştuk. Sevgileri Fenerbahçe'nin üzerinde isimleri tutmayın. Ben de çok seviyorum. Sevdiğim oyuncular var. Teknik direktörümüzü seviyorum. Ama eleştirmekten korkma. Abi ne yapsın değil. Zaten bu sıkıntıyı çözebileceğini inandığımız için Ersun Hoca'yı getirdik. Ersun Hoca da takımdaki bazı problemleri zamanla çözecektir tabii ki. Eyvallah. Ama oyunu okuyup hamleleri iyi yapacak ki Fenerbahçe daha iyi kalkınsın, şahlansın. Ona göre de yolumuza devam edelim. Şimdi önümüzde Zenit maçı var. İnşallah bu maçı da alırız. Bu maçı almamız lazım. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Zor bir maç. Sushi zor bir maçımız var. Önce Zenit maçını aldıktan sonra Beşiktaş deplasmanına gideceğiz. Bu iki maçı da alırsak toparlanırız diyorum ben. Evet arkadaşlar, maçın videosunun sonuna geldik. Benim de birazcık keyfim yok. Dün de çok yoruldum. Hava da çok soğuktu. Alabilseydik güzel olurdu.
Hakemler hakkında konuşmayacağım. Çok böyle bariz aman aman bir hatası yok. Önce iyi oynayacaksın her zaman dediğimiz gibi. Sonra da hakemleri yenebilirsin. Ama iyi top oynamamız lazım. En kısa zamanda bunu çözeceklerdir. Hocam lütfen şu Slimani artık yedek kulübesine bile koyma. Gitsin tribünde otursun. Üzerine ince mont verin. İstanbul ayazını bir yesin ki unutmasın bize neler çektirdi. Kaç milyon Fenerbahçe taraftarın yine cumartesi gecesini alt üst etti bu adam. Daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.